Görebiliyor musunuz alttakileri? Oradan maalesef kurtulan olmadı. Hafta sonuydu sanıyorum bu deprem. Bir kısmı evlerindeymiş ama orada olan öğrenciler afetzede oldular. Geçelim. Şimdi biraz yapısal risklerden bahsettik. Evlerimizde neler yapabiliriz, neler yapamayız, nelere dikkat edebiliriz. Önemli aile bilgilerimizi lütfen paylaşalım. Buluşma noktaları. Şimdi mesela bugün buradayız, sizler buraya geldiniz. Çocuklarınız evde olabilir. Allah korusun bir deprem olsa nerede buluşacaksınız? Nerede bulacaksınız onları? Büyük şehirlerde olabilirsiniz. Mutlaka önceden buluşma yerleri belirleyin. Açık alanlar olsun, büyük parklar olsun, tehlike yaratmayacak yerler olsun. Bölge dışında bir bağlantı kişisi olsun. Mesela siz burada yaşıyorsunuz. Bu bölgenin dışında Ankara'da, İzmir'de oturan, siz bir deprem afeti ya da bir afet yaşadığınızda telefonlarınız çalışmayacak. Belki de bir gün, iki gün boyunca. Ama sizi merak eden kişiler nereden haber alacaklar? Onun yerine mesela siz Türk Telekom ankesörlü hatlar kurduğu anda oradan işte İzmir'deki akrabanızı aradığınızda merak etmeyin ben iyiyim dediği anda size ulaşmak isteyen kişiler o kişiden bilgi sahibi alabilirler. Acil telefon numaralarını lütfen hem siz öğrenin hem evinizdeki çocuklarınız dahil herkese öğretmeye çalışın. Geçelim. Mutlaka çocuklarınızı aile afet planı toplantısına dahil edin. Yani onlar her zaman bir arada olmayabilirsiniz. Okulda olabilirler, iş yerinde olabilirler, siz şehir dışında olabilirsiniz. Lütfen onlara da bunları anlatın. Tehlikelerin neler olabileceğini. Mesela sadece deprem olmayabilir, bir gaz kaçağı olabilir, bir yangın afeti olabilir. Bu durumlarda ne yapmaları gerektiğini lütfen onlarla paylaşın. Rica ederim. Bir geri gelelim. Şimdi afet acil durum çantası hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü herhangi bir afette belki de eviniz zarar görebilir, bir daha evinize giremeyebilirsiniz. Yaz dönemi olabilir, kış dönemi olabilir. Bir çakı, düdük, nakit para, kağıt kalem, pilli bir radyo, işte plastik bir naylon örtü, su geçirmez. Bunların hepsi tavsiye ettiğimiz şeyler. Sürekli kullandığımız ilaçlar niye önemli? Çünkü belki de işte kalp hastası olan bir yakınımız var. Evet depremden sağ kurtuldu ama 2 gün o kalp ilacını almadığı takdirde değil mi hayatı riske girebilir mi? Girebilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekiyor. Kullanmadığı anda belki felç geçirecek. O yüzden küçük de olsa ihtimaller lütfen bunları göz önüne almanızı tavsiye ediyoruz. Geçelim. Şimdi özel ilgi gruplarımız var. Hani dedik ya engellilerimiz olabilir. Bir tıklayalım kimler olduğunu görelim. Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar. Özel ihtiyaç sahiplerimiz olabilir. Diyabet hastaları, diyabet hastaları. Yoğun bakım hastaları. Bunları da lütfen önceden bilgilendirelim. Afete, mesela tek başına bir afet yaşadığını düşünün. O anda siz şehir dışındasınız. Ne yapacak? Ne yapması gerektiğini, en azından bir telefon numarasını bile bilmesi ya da boynuna bir kartının olması. Bunlar çok çok önemli şeyler. Geçelim. Engelliler için neler yapabiliriz? Engelliliğini ispatlayan bir belge. Belki bir protez kullanıyor. Belki önemli bir ilaç kullanıyor. Onu her gün alması gerekiyor. Almadığı takdirde hayati risk doğurabilir. Bunun için küçük bir kat oluşturalım. Ya boynuna asalım ya cüzdanında yakın bir yerde tutalım. Bebek protezi varsa ilaçları ve reçetelerini mutlaka belirtelim. Küçük çocuklar için bebek maması, işte biberon, çocuk bezi gibi şeyler. Yine yaşlılarımız için tıbbi belgeler, yedek protezler ve ilaçlarını lütfen temin edelim. Eğer bir çantanız varsa, bu arabanızda da olabilir yerleştirebileceğiniz, çantadaki malzemelerin son kullanma tarihine lütfen bakmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlar bir süre sonra son kullanma tarihleri geçerse yine hayati risk doğurabilirler. Eğer arabanız varsa aynı çantayı arabanızda da bulundurabilirsiniz diyoruz. Geçelim. Tesisatları kapatmak çok önemli. Dedik ki mesela Kobe depreminde Japonlar hep çok önlem almışlar. Ama Kobe depreminde biliyorsunuz Japonlar evlerini böyle kağıttan bir malzeme gibi malzemeyle yapıyorlar. Ya da çelik konstrüksiyon kullanıyorlar. Çünkü çok büyük depremler çok sık meydana gelebiliyor. Ama her depremde bir şey öğrenmişler. Kobe depreminde evleri yıkılmamış ama yanmış. Yangına karşı önlem almayı unutmuşlar. Biz de bir depremi atlattıysak bir afeti, yangına karşı önlem almayı öğrenelim. Çünkü yangın da çok tehlikeli. Tesisatları kapatmak ve bunları çocuklarımıza öğretmek çok çok önemli. Dikkat edelim. Acil durum numaralarımızı bilmiyorsak paylaşalım. Yazabilirsiniz. Buzdolabınızın üstüne yazın. çocuklarınıza. Her gün bir sorun. Mesela itfaiye numarası nedir? Polis imdat telefon numarası nedir? Bizim Afet Acil Durum Müdürlüğü'nün de bir numarası var. 122. 24 saat görev yapıyoruz. Herhangi bir afet durumunda sizlere yardımcı olabiliriz. Geçelim. Deprem anında paniğe kapılmıyoruz. Bazen camdan atlayanlar oluyor, işte merdiven boşluğuna gidenler oluyor. Balkon, merdiven ve asansör bir binanın en zayıf noktalarıdır. Siz mesela binanız sağlam ama merdivenlere diye koştunuz, dikkat etmediniz, karanlık, merdivenler çökmüş olabilir. 5. kattan bir anda zemin katta bulabilirsiniz kendinizi. Lütfen buralardan uzak durun. Çökmediğinden emin olduktan sonra, bu yüzden fener çok önemli. Nereye basıyorsunuz? Merdiven belki de yok orada merdiven. Asansör belki de koptu. Asansör kapısını açtığınızda da boşluğa düşebilirsiniz. Geçelim. Sarsıntıyı hissedir hissetmez mutlaka bir nesnenin yanına çöküyoruz. Bu videoyu bir çalıştıralım mı? Hedef küçültmek, başımızı ve boynumuzu korumak çok önemli. Başımızı ve boynumuzu koruyoruz. Şu şekilde. Hiçbir şey yapamıyorsak bu. Bakın masaya tutunmaya çalışıyor. Çünkü darbeler mutlaka düşen cisimler olacaktır. Çöp kapan, bunu yapıyoruz. Geçelim. Mutlaka büyük depremlerden sonra açık depremler meydana gelecektir. Büyük depremlerde ne yapıyorsak küçük depremlerde de aynı şeyi yapıyoruz. Ve eğer binamıza güvenmiyorsak asla girmiyoruz. Uzman ekipler gelip binamızı kontrol edene kadar binalarımıza girmememiz çok önemli. Tekrar Bayram Oteli hatırlatmak istiyorum. Güvenerek girdiler çünkü kontrolleri sağlıklı yapılmamıştı. Herkes güvendi. Hatta yabancı yardımcılar bile güvendi. Ne oldu? Japon 2 tane değil mi? Gönüllü gittiler. Bir tanesi kurtuldu ama bir tanesi hayatını kaybetti. Yine hayatını kaybeden gazeteciler de vardı. Geçelim. Seller meydana gelebilir yaşadığımız yerlerde. Ne yapmamız gerekiyor? Yaşadığımız bölgede daha önceki yıllarda yaşanmış bir sel tehlikesi olmuş mu? Bir kere bunu bilmek çok önemli. Eğer varsa meteorolojik uyarılara dikkat etmek çok önemli. Eğer böyle bir tehlikeden bahsediliyorsa lütfen yüksek yerlere doğru gitmeniz çok önemli. Hiç sele güvenmeyin. Geçen sene mesela Biga Sinekçi'de olanı anlatmak istiyorum. Ya da güven alanda da hayatını kaybedenler oldu. Bir afet sonrasında hastalık ekibi olarak oralara gidiyoruz. İnsanlar mesela hemen Sinekçi'nin girişinde bir ev var. Mutlaka bilirsiniz yolunuz oradan geçtiyse. O evde yaşayan 3 kişi, anne baba kızları, tabii ki hasta olarak işte hayvanlarını da kurtarmak istiyorlar. Güvenli ortam almak istiyorlar. Eşini içeri sokuyor oradaki yaşayan bey. Kızına da diyor ki hani şu hayvanları toparlayalım derken şey geliyor, sel geliyor. Ağaca tutunmaya çalışıyorlar. Adamcağız tutunuyor ama kızına gücü yetmiyor. Sel kızını alıp götürdü. Hem hayvanları telef oldu hem kızı hayatını kaybetti. Gerçekten hiç şakası yok. Her an bir sel tehlikesi varsa yaşadığınız bölgede hiçbir şey önemli değil. Direkt yüksek yerlere, tehlikenin geçene kadar orada olmanız çok önemli. Geçelim. Heyelanda da yine eğer yaşadığınız bölgede bir heyelan tehlikesi olmuşsa, eğer yeni bir yer planlaması yapıyorsak mutlaka zemin etütlerini yaptırıp, güvenli raporlar alarak orada yaşamak çok önemli.